Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin yeni modelleri tanıtıldı. Onlara kısaca bir bakacağız. Güzel, gerçekten güzel. iPhone serisine kafa tutan bir model. Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor. Aynı zamanda kendi işletim sistemi olan HyperOS ile geliyor. Fotoğrafçılık, deli dehşet özellikler var. Ve %99 titanyum arkadaşlar. Kaplama değil, gerçekten saf titanyum kullanmışlar. Peki neler var bunun özelliklerde? Hemen tasarımla başlıyorum. Çok fazla uzatmayacağım. Önüme notlarımı aldım. Kendimce önemli gördüğüm notları aldım. Bunu da belirtmek istiyorum. Sonra aşağıya yok onu eksik yazmışsın, bunu eksik yazmışsın gibi yorumlar yapmayın. Eğer eksik gördüğünüz şeyler varsa aşağıda paylaşın ki hep beraber faydalanalım. Bu benim hoşuma giden özelliklerdi. O zaman tasarımla başlıyoruz. Şimdi tasarımı gördüm. Tasarım aslında 13 modeline benzer bir tasarım ama çok daha böyle üst segment bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Arkada üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Üçlü kameranın içerisinde hepsi 50 megapiksellik kameralar yer alıyor. Bir tane de flash'ımız var burada. Ama sanki gördüğüme göre tasarım tarafında bu kamera adacığı bayağı bir büyük bir yer kaplıyor ve şeyden çok korkuyorum. Hani telefonu koyarsın ve şu vardır ya. Hani hoş değil ya, böyle vuruyorsun. Masaya koyduğunuzda o kavis biraz benim canımı sıkıyor. Sanki öyle bir şey gelecek gibi hissediyorum. Bu benim için bir eksiydi ama o kameranın içerisinde neler neler var. Tabii ki bu kadar kalın olması da normal olabilir. Bir önceki modellere göre yine delikli ekran tasarımıyla gelecek. Köşelere bakacak olursak 14 Pro modelinde kavisli, yine düz bir ekran bizleri karşılıyor. Normal modelde ise yine köşeli bir ekran tasarımı var ama 14 Pro modelinde böyle bir kavis yapmışlar oraya ve gerçekten hoş bir görüntünün olduğunu söyleyebilirim. Biraz aklımda soru işareti yarattı. Hani o köşeye düşmesiyle sıkıntı yaratır mı? Çünkü hani kavisli bir ekran, böyle tam köşeye denk geldiğinde belki sıkıntı çıkarır gibi düşündüm ama oranın da teknolojisi oldukça gelişmiş. Ekranda demişken her zaman Corning Gorilla Glass'ı görüyorduk ama burada kendi geliştirdikleri bir teknolojiyi kullanmışlar arkadaşlar. Cihazın etrafına bakacak olursak 4 adet mikrofonumuz bulunuyor ve 360 derece bir ses deneyimi sunan hoparlörler de bu telefonla birlikte yer alıyor. Parmak izi okuyucusu da ekranda bulunuyor dedikten sonra renk tarafına gelmek istiyorum. Normal modelde yanlış hatırlamıyorsam 3 farklı renk seçeneği, Pro modelde ise 4 farklı renk seçeneği var. Normal modelde beyaz, siyah, yeşil, aynı zamanda Pro modelde ise pembe rengi gibi bir renk seçeneği sunulmuş. Bununla birlikte tasarım tarafında zaten en başında belirtmiştim videoda titanyum seçeneğiyle geliyor. Bu titanyum arkadaşlar %99 saf bir titanyum, kaplama değil. Gerçekten dayanıklılık konusunda üst seviyeye çıkmış bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Tasarım konusunda değinmek istediğim şeyler bunlardı. Zaten kameranın ön tarafta olduğunu söyledim falan filan. Ağırlık kısmına bakacak olursak normaldir ki Pro model biraz daha ağır, 230 gram. Normal modelde ise 188 gramlık da bir ağırlık bizleri karşılıyor. Yani 230 gram fena bir ağırlık değil. Tabii ki birazcık şey olabilir ama yine de ideal olduğunu söyleyebilirim. Fazlası aşardı zaten. 230 gram oldukça güzel dedikten sonra ekrana geçiyorum. Ekranda da bizleri yeni yeni deneyimler bekliyor. Buradaki en önemli özelliklerden biri TCL markasıyla beraber işbirliği yapmış olması. Ekran bize en yeni teknolojileri sunuyor arkadaşlar. Burada TCL ile beraber bu ekran tarafında 2K çözünürlük, aynı zamanda parlaklık tarafında 3000 nits'e kadar bize bir parlaklık sunuyor arkadaşlar. Bu ekranın adına da Huawei X-C8 gibi bir isim vermişlerdi. Yine onda yanlış telaffuz etmek istemiyorum ama notlarıma yazmadım. Sadece aklımda olan şeyleri sizlere aktarıyorum. Bu da mükemmel bir ekran teknolojisi. Zaten 3000 nits. Arkadaşlar gün ışığında neresi olursa olsun ya o telefonu doya doya kullanabileceksiniz. Her zaman bahsediyorum diyorum ya, telefonu elinize aldınız, göremiyorsunuz, böyle zor zor bakıyorsunuz. Hiç gerek yok. Gidiyorsunuz gün ışığında neresi olursa olsun bu telefonla çok rahat bir ekran deneyimi sizlere yaşatıyor. Ekranda güzel şeyler var demiştik. Neler var? 68 milyarlık renk desteği, aynı zamanda 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı, 3000 nits parlaklık, Dolby Vision, Dolby Atmos, aynı zamanda HDR10, HDR10 Plus, HDR gibi teknolojilerin hepsini bu telefonun ekranı bizlere sunuyor. Yani ne isterseniz, isterseniz fotoğraf çekerken, isterseniz dizi film izlerken, isterseniz oyun oynarken bu telefonu doya doya yaşayacakmışız gibi
gibi bir deneyimi sunacaklarını Xiaomi bizlerle paylaştı. Geldiğinde göreceğiz. Büyük ihtimalle de 2024 Mart gibi gelir. Çünkü bu Çin lansmanıydı. Çin lansmanı olduğu için daha sonrasında küresel olacak. Sonra ülkemizde gelecek falan filan. Mart'ı bulur diye düşünüyorum. Ama güzel bir telefon. Ben heyecanla bekliyorum. Umarım deneyimleyebilmek bana nasip olur. İki telefon yani 14 ve 14 Pro arasındaki farka bakacak olursak ekran boyutları tarafında farklılıklar görüyoruz. Ekran tarafındaki farklılıklar şu şekilde. Pro modelde 6.73 inçlik bir ekran boyutu bizleri karşılarken normal modelde 6.36 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Teknolojilerde farklılık var. Pro modelde AMOLED bir ekran bizleri karşılarken normal modelde ise OLED bir ekran bizleri karşılıyor. 2K çözünürlük demiştim ama buraya bir parantez açmak istiyorum. Pro modelde 2K bir çözünürlük sunuyor. Normal modelde ise 1.5K'ya kadar bir çözünürlüğü bizlere sunduğunu söyleyebilirim. Piksel yoğunluğundaysa Pro modelde 521 ppi, normal modelde ise 460 ppi'lik bir ekran piksel yoğunluğu bulunuyor arkadaşlar. Sanırım ekran tarafında farklılıklar bu şekildeydi. Ekran oldukça kusursuz görünüyor. Gerçekten hem tasarım tarafında hem ekran tarafında şık bir görüntü bizleri karşılıyor diyebilirim. Geldik bu telefonun en can alıcı kısımlarından başka bir yere. Yani teknik kısma. İşletim sistemi Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor arkadaşlar. Piyasaya sürülen Snapdragon 8 Gen 3 ile sürülen ilk telefon olduğunu söyleyebilirim. Samsung Galaxy S24 serisi ve birçok farklı amiral gemisi telefonlar Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek zaten ama piyasaya ilk sürülen telefon Xiaomi 14 serisi oldu diyebilirim. Bu ayrı bir videonun konusu kesinlikle ama Snapdragon 8 Gen 3 bizlere neler sunuyor? Yeni işlemci Snapdragon'a oranla %30 performans artışı sağlıyor. Aynı zamanda enerji verimliliğinde %20'lik bir artış söz konusu arkadaşlar. Öte yandan grafik tarafında %25'lik daha hızlı görüntü işliyor. %40 daha iyi ray tracing performans sunuyor ve bu telefon arkadaşlar CPU tarafında A17 Pro modeline göre yani iPhone'larda gördüğümüz işlemciye göre %40'lık daha fazla bir performans sergiliyor. Zaten lansmanda da telefonlar yani 14 modeli iPhone 15 ile 14 Pro modeli ise iPhone 15 Pro modeli ile karşılaştırılarak bir lansman sergilendi. Bu lansmanda gerçekten Xiaomi 14 serisi iPhone'dan bir tık daha önde özellikler olduğunu bizlere lansmanda gösterdi arkadaşlar. Snapdragon 8 Gen 3'te çok farklı yenilikler bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan birkaçından bahsetmek istiyorum. Özellikle kamera tarafında yapay zeka tarafında daha doğrusu ultra üst seviye şeye çıkmışlar. Fotoğrafı çekiyorsunuz diyelim. Atıyorum. Ben buradan tabletimi çektim. Şöyle bir alan aldım. Ve yapay zeka sayesinde ben bu alanı daha geniş bir şekilde doldurabiliyorum. Yani yapay zekayla kendi kendine fotoğrafı genişletebiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda videonun içerisinde video çektiniz ve arkanızdan bir amca geçti ya da bir teyze geçti. Ama videoda kimsenin olmasını istemiyorsunuz. Yapay zeka sayesinde o arkadaki kişiyi kaldırabiliyorsunuz. Böyle güzel bir özelliği var. Bunun yanı sıra yine fotoğraf tarafında sahte arka planlar da oluşturabiliyorsunuz. Oyun tarafında da ultra üst seviye bir deneyim sunuyor. Ama tabii ki bunların hepsini telefon geldiğinde deneyimleyeceğiz. Ben burada kısaca bahsetmiş oldum. Snapdragon 8 Gen 3 yani bambaşka bir videonun konusu aslında ama zaten herkes çokça gördü. O yüzden bahsetmek istemiyorum. Geldiğinde deneyimlediğimizde asıl ortaya çıkacak diyeyim ve bir başka özelliğe geleyim. Yeni bir arayüzle geliyor bu telefon. Evet, her zaman gördüğümüz gibi MIUI serisini görüyorduk arayüzde ama Xiaomi artık bu işletim sistemine de HyperOS dedi arkadaşlar. HyperOS oldukça güzel ama bana biraz yine şeyi anımsatmadı değil. iPhone'un arayüzüne benziyor gibi bir görüntü benim tarafımda oluştu diyebilirim. Ama kötü bir şey mi? Tabii ki değil. Gerçekten hani bir rekabet ortamı yaratıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü üstüne ne koyabilirsin? Hadi iPhone, ben bunu yaptım. Şimdi sen farklı bir şey yap gibi bir ortam yarattığını kendimce düşünüyorum. Bakalım başka neler varmış notlarımda. Aynı zamanda bu arayüz çok daha hızlı çalışıyor ve çok daha az bir güç tüketimine sahip. Bunun yanı sıra Xiaomi ekosistemi de birbiriyle bağlantılı olarak çok daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Eğer Xiaomi arabanız varsa, Xiaomi televizyonunuz varsa, Xiaomi'ye dair ne varsa arkadaşlar çok daha kolay bir şekilde bağlantı sağlanıyor. Bağlantı demişken tam da
da şuradan bahsedeyim. Wi-Fi 7 bağlantısıyla geliyor bu telefon. Eğer evinizdeki internet Wi-Fi 7 bağlantısıyla eş değerse arkadaşlar, internette size kat kat iyi bir deneyim sağladığını söyleyebilirim. Eğer Wi-Fi 7 destekli bir internetiniz varsa evinizde. RAM tarafından bahsetmek istiyorum. Burada RAM'de küçük bir farklılık var. RAM'de küçük bir farklılık var. Pro modelde 16 GB'lık LPDDR5X RAM tipiyle beraber görüyoruz. Ama normal modelde 8 GB'lık bir RAM bizlere sunuyor. Tabii ki sanal RAM de var bunun yanı sıra. Hepinize yetecektir. Korkmayın. Yani güzel bir RAM seçeneği de bizlerle beraber geliyor. Telefonu çok daha hızlı bir şekilde çalışacak. Hepsi birbiriyle uyumlu. Gerçekten Snapdragon 8 Gen 3 olsun, işletim sistemi olsun, aynı zamanda RAM tipi falan öyle güzel bir kombinasyonla çalışmışlar ki telefon olmuş abi. Bu sefer kimse bu telefonu bulmasın. Bataryaya gelecek olursam, bataryada Pro modelde 4800 mAh'lik bir batarya var. Normal modelde ise 4610 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Hızlı şarj desteği var. Pro modelde 120 Watt'lık bir şarj adaptörü var ve 18 dakikada, evet, 18 dakikada şarj olabiliyor. 90 Watt'lık şarj adaptörüyle beraber, yani normal modelde yarım saatte şarj olabiliyor arkadaşlar. Dedikten sonra kablosuz şarj özelliği de var. Bunu da eklemek istiyorum ve kameraya gelmek istiyorum. Videoyu da çok uzun tutmak istemediğim için, çünkü anlat anlat bitiremiyorsun. Telefon geldi, ne yaşayacağız? Gerçekten merak ediyorum. Kamera tarafında her 3 kameranın da 50 megapiksellik bir çözünürlüğü bulunuyor arkadaşlar. Bunun yanında ön tarafta 32 megapiksellik de bir selfie kamerası yer alıyor. Çekim tarafına bakacak olursak 8K 30 FPS'e kadar video çözünürlüğü sağlayabiliyor. Ön taraftaysa belki de gerçekten yine diğer piyasa telefonlarına nazaran önde olan bir özellik, 4K çekim desteği sağlayabiliyor bu telefon. Yani aslında şu demek, eğer sizler profesyonel bir çekim yapıyorsanız bu telefonla beraber, yani profesyonel dediğimde atıyorum YouTube kanalınız varsa bu telefonla al abi, koy telefonunu ve 4K çekimini yap. Arkada 8K çekim var ki 8K çekimde iPhone gibi sinematik bir mod özelliği getirmişler. O kadar pürüzsüz bir geçiş yapıyor ki lansmanda gösterdiklerine göre, kısa film bile çekebilirsiniz arkadaşlar bu telefonla. Bu da güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Leica tarafına geldik. Leica sensörleri zaten anlata anlata dilimizde tüy bitti. Gerçekten mükemmel iş çıkartıyorlar. Lens tarafında bir değişiklik olmuş. Lens tarafında, yine yanlış telaffuz etmek istemiyorum ama, Similux diye bir lensle çalışıyorlar ve bu sokak fotoğrafçılığı olsun ya da diğer bildiğimiz Leica, Vibrant gibi fotoğraf seçeneklerinde güzel özellikler bize sunuyor. Sokak fotoğrafçılığı demişken, telefon 0,8 milisaniyede fotoğraf çekebiliyor. Yani o anı yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten yan tarafındaki ses tuşuyla da hemen kameraya da direkt aktarım yapabiliyorsunuz ve siz açarken telefon zaten çekmiş oluyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Şöyle bir şey var, ekstradan değişken bir diyaframa sahip. Yani siz fotoğrafınızı istediğiniz aralıkta çekebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ekstra olarak başka bahsedeceğim, %80 daha fazla ışık alıyor. Bu da demek oluyor ki gece çekimlerinde bize çok daha üst seviye bir deneyim yaşatacak. Geldiğinde tabii ki deneyeceğiz ama gelesiye kadar çok var, ama merak ediyorum gerçekten. %80 bir önceki modele geçiyor. Xiaomi 13 modelinin gece çekimlerini ben beğeniyordum, gayet güzeldi. Bunun da üstü, bakalım ne olacak, merakla bekliyoruz. Kamera tarafı aslında gerçekten aşırı derine inilmesi gereken bir konu ama video çok uzun olmasın diye ben bu kadar kısa kesmeyi tercih ediyorum. Umarım geldiğinde deneriz. Son olarak telefon IPX8 sertifikasına sahip, suya ve toza oldukça dayanıklı. Zaten bu özelliklerin neler olduğunu da sizler de biliyorsunuz. Fiyat konusuna gelecek olursak, ülkemizde neler olur neler biter bilmiyoruz ama 50-60 binden aşağıya geleceğini düşünmüyorum. Bakalım geldiğinde göreceğiz. Tahminimce Mart ayında ülkemize gelmiş, lansmanı yapılmış olur. Bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve aşağıya yazın. Bu telefonu nasıl buldunuz? Alır mıydınız? Sokak fotoğrafçılığıyla uğraşıyor musunuz? Ne için bu telefon alınır? Almayacaksınız bir alacakları, aslında bu telefonun ne için alınması gerektiğini aşağıda tartışabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.